Task TV ekranlarından herkese merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nde bizi izleyen sevgili izleyicilerimize mutlu günler, sağlıklı günler. Türkiye'den bizi izleyen izleyicilerimize de mutlu akşamlar, sağlıklı akşamlar dileyerek başlayalım. Bugünkü yayınımıza Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin katkılarıyla Task TV'den gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarımızda bugün edebiyatı konuşacağız. Konuğumuz da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor İbrahim Tüzer bizlerle. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar Canan Hanım, hoş bulduk. Ben de sizleri ve çok kıymetli katılımcıları, bizi takip eden dostları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Muhabbetler sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Bunu paylaşmak isterim açıkçası. Çünkü hayat böyle bir şey. Sizi de biraz evvel sizi de paylaşmıştım. Çok yakın bir dostumu kaybettiğimin haberini yaklaşık 10 dakika evvel aldım. Onun hüznü var. Onun zihnimde çağrışım yaptığı sorular var. Çünkü çok sağlıklı bir arkadaşımdı. 44-45 yaşlarında herhangi bir sağlık problemi olmayan bir dostumdu. Ani bir kalp kriziyle kaybettiğimizin haberini çok kısa bir vakit önce aldım. Böyle yani hayat Başını böyle, sağ. insan böyle, bu duygular içerisinde ama hayatta devam ediyor. Evet, çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bir kez daha da teşekkür ediyoruz. Sabırlar diliyoruz size de. Hani böylesi bir ani üzücü habere rağmen siz en azından bu yayını devam ettirmek için bize katkıda bulundunuz. Bir kez daha bu yüzden teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz ölmek için doğuyoruz esasen. Hayatın anlamını yaşarken kayıp mı ediyoruz? Bu kaybolmuşluğun içinde edebiyatı, kitapları nereye koyuyoruz? Belki kurgulamadık buradan girişi ama bu üzücü haberle böyle bir girizgah yaptım ben de doğaçlama. Çok da iyi oldu aslında. Evet, bu girizgah da çok yerinde ve anlamlı oldu. Her ölüm anidir, her ölüm ansızındır. Ama insan tabii ölümün fizikselliğinden ziyade ölüm fikriyle yüzleşmek durumunda da kalan bir canlı aynı zamanda. Irvin Yalom öyle söyler, Kierkegaard'dan hareketle. Ölümün kendisi değil, ölümün fikri insanın zihnini eğer bununla mücadele edip baş etmezse zihnini kirletir. Onun zihnini adeta zehirler der. Tabii bu bizim gibi kadim geleneğin içerisinden geri plan kültürü oturmuş olan toplumların tarihsel süreçlerinden hareket edildiğinde ölüm fikriyle yüzleşmek çok da uzağa attığımız bir duygu değeri değildir. Yahya Kemal'in söylediği gibi asude bir bahar ülkesidir ölüm bizim geleneksel kültürümüzde. Ama tabii fark ettiğimiz de bir şeydir aslında. O da şu gibi gelir hep bana. Ne kadar modern dünyanın içerisine bizim geleneksel toplumumuz içerisinde yer alan bu coğrafyanın insanı da olsa modern hayatın içerisinde ölüm fikri bizim dünyamızdan hep uzaklaşır ama. Bu modern dünyada yani Batı toplumunda çok daha erken bir zaman diliminde artık ölüm dışta tutulmaya, bununla yüzleşilmemek üzere hayatın keyfini bozmasın, neşesini kaçırmasın diye hep kapının dışında tutulan bir olgudur. Ama zaman ilerledikçe bu toplum içinde, sanki bizim toplumumuz içinde öyle bir durumun olduğunu görüyoruz. Ama sürekli akılda tutmamız gereken de bir gerçek. Doğuyorsunuz, zaman ilerliyor, bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorsunuz, bir gayret ortaya koymaya çalışıyorsunuz ve bir anda ışık sönüyor. Yani Tanpınar'ın ifadesiyle söylemek istiyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zaman teli bir anda kopuveriyor. Tabii birey olarak, insan olarak, canlı olarak düşünebilme yetisi, kabiliyeti, derinlikte olan varlıklar olarak bunun üzerine düşünmesi gereken de canlılarız bizler. Düşündüğümüzde o zaman ilk aklımıza gelen, karşımıza çıkan şöyle bir anlam alanı var. O zaman hayatın anlamı ne? Doğuyoruz, ölüyoruz. Bu arada bir yaşam mücadelesi veriyoruz. O zaman bu doğum ve ölüm arasında ortaya konulan eserin, yapılan eylemlerin, işlerin kıymeti acaba önemli değil mi? Değil mi? Yani bu noktadan değerlendirdiğimizde hayatın anlamı ne sorusu çıkıyor karşımıza. Bunu Bu kıymeti kimin verdiğinin de bir kıymeti var mı? Yakın çevremiz, sevdiklerimiz mi, yoksa herkes mi?
ya da kimin kıymet, yani bu terazinin kim olması gerekiyor bizim yaptıklarımızın gerçekten kıymetli olduğuna inanabilmemiz için? Çok doğru bir soru, biliyor musunuz Canan Hanım da? Neden? Çünkü her zaman yapılan bir şey var. Bu tür temel soruları, bu tür yüzleşme anlarını insan doğrudan kendi üzerine çekerek cevaplaması gerekir aslında. Dolayısıyla sorunuzun cevabı doğrudan şu: biziz, kendimiziz. İbrahim Tüzel olarak benim, Canan Arslan olarak sizsiniz. Bizi takip eden arkadaşlarımız, dostlar, kimse onlar. Yani bu sorunun, hayatın anlamı ne sorusunun muhatabı doğrudan bizleriz aslında. Şahıs olarak bizleriz, fert olarak bizleriz. Ama bu soruyla yüzleşmek bir diğer anlamıyla cesaret gerektirdiği için bu cesareti çoğu zaman gösteremeyiz ve başkalarının söylediklerini kendimize adeta birer şablon, hayat tarzı, rol model hayat tarzları gibi alır üzerimize geçirir ve başkaları nasıl cevap verdiyse onların cevap vermesine göre hareket ederiz. Halbuki esas olan bizim kendi cevabımızdır. Bizim kendi sesimizi bu dünyaya, bu kainata, bu evrene geçirebilmemizdir. Kendi rengimizle, kendi boyamızla bu yaşadığımız kainat içerisinde doğup ve ölüme doğru gidilen yolculuk içerisinde kendi rengimizi bulabilmemizdir. Bunu bulmak kolay bir şey mi? Elbette değil. Ama esas olan aramak. Arandığında önümüzde yeni kapıların, yeni imkan alanlarının da çıktığını çok rahatlıkla görmek mümkündür. İşte bunu gerçekleştiremeyiz çoğu zaman. O zaman da bu sorulan soruların cevabını biz değil de başkaları verir ve biz de onlara uya gideriz. Aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır diyorsun. Hayır, kesinlikle öyle. Cüneyd-i Bağdadi der, değil mi? Aramakla Evet. bulunmaz. Ama esas olan neyin aradığımızın farkına varabilmektir. Dolayısıyla burada bir farkındalık var. Şu çok kolay tabii. Yani başkalarının yaşamış olduğu bir hayatı bizim de yaşamamız. Onların yaşamış olduklarını, sözlerini, tabii bu yaşama kelimesini biraz daha metaforik olarak düşündüğümüzde onların düşünce sistemini, onların fikirlerini, onların hayata bakış tarzlarını kabullenmek, ezberlemek, modellemek, taklit etmek, belki de en güzel kelime, taklit etmek çok kolay olan bir şey. Çünkü burada zihin herhangi bir yapısal bir bozulmaya, konforunun bozulmasına falan ihtiyaç duymaz. Taklit etmek en kolay olanıdır. Ama bütün kadim felsefelerde, bütün ilahi buyruklarda, bütün öğretilerde hep şu salık verilmez mi bize? Kendinizi bulun, kendiniz olmaya çalışın. Hiç mi düşünmezsiniz de, değil mi Kur'an-ı Kerim? Kainatta sizlerin düşünmesi için neleri yaptık, neleri yarattık? Dolayısıyla muhatap doğrudan düşünebilme kabiliyeti olan insanın bizatihi kendisidir. Ama bu kolay bir şey değildir. Evet. Şunu anlıyorum, o halde yapılan tüm eserler bu bir kitap olarak ortaya çıkmış olabilir, bir resim olarak ortaya çıkmış olabilir ya da bir beste, bir şarkı sözü, bir heykel. Yani insan dışarıya ne aktardıysa aslında o özbenliğinden kendisini aktarıyor. Ve bizim okuduklarımız bir başkasının hayal gücü şüphesiz elbette ama oralarda kendimizi nasıl bulacağız peki? Oradan yani bu eserlerden, bu kitaplardan çıkarmamız gereken anlam ne olacak? Böyle edebiyata yavaş yavaş girecek olursak. Tabii bu anlam biraz evvelki kısımdan hareket etmek istiyorum. Çünkü orada anlaşılmasını arzu ettiğim bir mesele var. Anlam dediğimizde dediğim gibi bu işin, bu eylemin doğrudan muhatabı bizatihi insanın kendisi. O zaman anlam arayışımızın da muhatabı insanın bizatihi kendisi. Yani ben içerisinde doğmuş olduğum dünyayı hangi anlam değerler üzerinden anlamaya gayret ediyorsam arayışında o oranda olacak. Örneklerle ilerleyebiliriz aslında. Ben kendi hayatımı özellikle madde aleminde, madde planında, ismimin önüne gelecek olan ünvanlarla, makamımla, mevkiimle ya da hayatı daha konforlu, daha rahat geçirebilmem adına bir imkan olarak gördüğüm tüketimle, daha keyifli bir ortamdan hareketle yaşamak ve devam ettirmek istiyorsam dolayısıyla böyle bir anlam alanı içerisine girmiş olacağım. Arayışında bu noktada ortaya çıkacak. Aslında doğduğumuz Hakikaten. coğrafya, doğduğumuz yer, zaman, mekan,
bu anlam arayışını değiştirir, değil mi? Değiştirir, çok da etkiler. Burada 21. yüzyılın bir ayrıcı özelliği vardır. Rollo May onu çok güzel ifade eder. Yaratıcı unsurun hem sanatkara hem de sanat eserine ne kattığı hususunda bir takım önermeler getirirken 21. yüzyılın bu anlamıyla anlam arama açısından ayırt edici vasfının bu işi aramak için yola çıkanın önüne hiçbir dönemde olmadığı kadar da imkanlar koy. Yani bu yüzyılda yaşayan insan, modern dünyada yaşayan insan anlam sorusunun ardına takıldığında şöyle bir soru sormaya, şöyle bir düşünmeye, şöyle bir tefekkür etmeye gayret ettiğinde, yani ufki olarak başını şöyle bir kaldırıp yukarıya doğru baktığında, Ali İzzet Begoviç öyle der ya, insanın diğer canlılardan en önemli ayrıcı vasfı başını gökyüzüne doğru kaldırıp ufka bakabilmesidirler. Metaforik bir söylemdir elbette. Bu soru sormak demektir. 21. yüzyıl o derece artık anlamın içini boşaltmıştır ki bunun peşi sıra giden insan birazcık farkındalıkla bu anlam alanlarına kendini çok rahatlıkla muhatap bulabilir. Aslında bir bakıma da çok da şanslı bir yüzyıldayız. Çünkü çok fazla da bilgeyi de barındıran, bilgenin de geçmişten bugüne mirasları olan, işte İzzet Begoviç'ten söz ettiniz. Daha niceleri, hani hem liderler hem birçok bilge, düşünür, yazar. 21. yüzyılda çok kolay ulaşabileceğimiz, hayatta olmasalar dahi bıraktıklarına çok rahat ulaşabileceğimiz de bir kolaylık çağı aslında. Elbette haklısınız ama bir de tabii bu biraz da iyimser bir yaklaşım. Biraz böyle farkındalığı olan insan için modern yüzyılda çok net bir ayrım yapılır. İnsan ve birey ayrımı. 20. yüzyıldan sonra 21. yüzyıla doğru girildiğinde bireyin en temel iddiasının şu olduğunu söylerler fenomenologlar. Birey tanrısız ve toplumsuz yapabileceğinin iddiasında bulunan canlıya denir. Tanrısız ve toplumsuz. Yani ben hayatımı devam ettirebilirim. Tek başıma yapabilirim bunu. Bunun için bir topluma ihtiyacım yok. Bunun için aynı zamanda kabul etmem gereken değer ya da bir takım ilahi buyruklara ya da temel düşüncelere ihtiyaç duymam. Bu bireyselleşme anlamına gelir. Ama insan öyle değil. İnsan doğduğundan itibaren bir anlam arayışı içerisine girer. Burada şöyle de bir çok ince bir nokta var Canan Hanım. Evet, sanatkarı belki birazdan konuşuruz ama sanatkar çünkü ya da biraz evvel siz ifade ettiğiniz hikaye ortaya çıkaranlar, şiir söyleyenler, roman neşredenler, yayınlayanlar, resim yapanlar, musikiyle uğraşanlar, mimari bir takım sanat eserleri ortaya koyanlar zaten o farkındalık eşiğini çok geçmiş, aşmış olan insan. Onlar için ben hep işaret fişeği vazifesi gören insanlar tanımını yaparım. Çünkü toplumun çok önünde ilerler, çok önünde yürür o insanlar. Ve gelebilecek olan tehlikeleri sezinlerler ve birer işaret fişeği gibi muhataplarının da önlerini aydınlatmaya gayret ederler. Ama 21. yüzyıl bu aydınlanma gerçekleşmesin diye farkındalığı henüz elde tutamayanlar için çok büyük bir takım adeta enformatik diyebileceğimiz, bombardıman diyebileceğimiz, kimi zaman tüketimle, kimi zaman anlamdan yoksun bırakılmış değerlerle ya da sanal gerçekliklerle bu hakiki mana ile, anlam ile aramıza boşluklar inşa eder. İşte bu boşlukları doldurup hakikate ulaşmak ya da en azından aramak için bir gayrete gitmek çok kolay da değildir. Bunu iyi anlamak gerekir. Onun için 21. yüzyılın da ne yapmaya çalıştığını iyi çözümlemek lazım. Bakınız 19. yüzyıl itibariyle ortaya çıkan modernleşme temel bir esas üzerinden ilerler. Modernizm tasnif etmeye çalışır. Sayılabilen değerleri ortaya koymaya gayret eder. Modernizm için özellikle toplumsal ilişkilerde birçok unsur katma değer üzerinden, tüketim üzerinden, rakamsal değerler üzerinden ilerletilir. Ama bunun içerisinde insan da dahil edilir. İnsan da bir birey olarak bu sayılabilen değerlerden sadece bir nesnedir. Ama insanın hakikati öyle değil. İnsan
en nihayetinde insan olabilmenin ufkunu yakalayabilmek adına bir gayret ortaya koyar. Edebiyata gelelim dediğiniz için ben de buradan çok rahatlıkla edebiyata yönelebilirim. İşte sadece edebiyat değil belki de sanat eserlerinin tamamı, yani en tepe noktaya sanatı koyduğumuzda edebiyat bunun bir türü olarak çok önemli bir yerde durur ve ikame edilir, yer alır. Ama resim de böyledir, musiki de böyledir, efendim mimari de böyledir, plastik sanatlar da böyledir, görsel sanatlar da böyledir. Edebiyatın bunlardan ayrıcı vasfı çok önemli bir vasıftır. O dil üzerinden yapılıyor olmasıdır. Onu konuşuruz mutlaka. Ama sanat işte bu farkındalığı elde edebileceğimiz önümüzde açılan en önemli imkan alanıdır. Bugün de bunu tam olarak görmekteyiz diye düşünüyorum. Kendini açığa çıkardı çünkü bu gerçeklik. Bir anda hayat durup tüketim sıfıra inip insanlar evlerine kapanmak zorunda kalınca bu bir mecburi durum neticede. Evet, bir salgın var. Hepimizi korkutan, üzen, milyonlarca insanın kaybına yol açan bütün ülkeleri, bütün yeryüzündeki canlıları, insanları tehdit eden bir sürecin içerisindeyiz. 21. yüzyılın o bütün nimetlerinden yararlanamadığımızı gördüğümüzde aslında bunların belki gerçekten bizlere sunulmuş bir nimet olmadığının da farkına vardık. Bir gerçekle yüzleştik, yüzleşebilenler için bu 2-3 aylık süreç, kimi ülkeler için 4 aylık süreç birçok şeyi kanıtladı. Bu noktada da imdadımıza elbette sanat yetişti. Kimi zaman balkonlardan şarkılar söylenerek o birliktelik sağlandı. Kimi zaman apartman duvarlarına filmler yansıtılarak o birliktelik sağlandı. Bunlardan anlam çıkarmayı da soracağım size ama işte evde kalıp kitabımızı açıp mevcut ruh halinden uzaklaşmak, başka bir dünyanın kapısından içeri girmek mümkün olabildiği gibi kendi dünyamızı kurmak için oralardan bir ışık bulmak da hakeza mümkündür diye düşünüyorum. Tam da bugün de kitap bize ne söylüyor, edebiyat bize ne söylüyor? Çok haklısınız Canan Hanım. Tabii hep 21. yüzyıl diyoruz, modern zamanlar, modernite diyoruz. Bu dönemin peygamberi, tabiri diğerle, dinleyenlerimiz bu ifademi maruz görsünler. Ama çünkü öyle bir iddiada bulundu çünkü 19. yüzyıldan sonra. Modern sistem, modernite ya da onun yaptırım alanları dünyanın peygamberi, hatta ilahı biziz dediler. Ama işte çok doğru bir tespitle ifade ettiğiniz gibi şu içerisinden geçmiş olduğumuz zaman diliminde bunun bir işe yaramadığını herkes gördü. Bütün dünya gördü, bütün sistem gördü. Bunu birkaç yerde daha tekrarlamıştım, aklıma geldiği için söylüyorum, hoşuma gidiyor çünkü insanın ne kadar aciz bir varlık olduğunu, teknolojiyi ne kadar elinde bulundursa da uzaya klonik kurmak üzerine bir takım girişimlerde, faaliyetlerde bulunmuş olsa da aslında mikroskobun altında bile çok zar zor görülebilen bir canlı karşısında aslında ne kadar da aciz olduğunu görmüş oldu. Uluslararası dolaşımlar durdu, ticaret durdu, hayat durdu ve biz ne yaptık? İçimize yöneldik, kabuğumuza yöneldik. Tabii burada evlerimize çekilmenin böyle bir anlamının da, böyle bir sembolik açılımının olduğunu da fark etmemiz lazım. Burada şöyle bir şey var ama, eviyle doğrudan içsel bir bağ kuramamış olanlarımız bir müddet sonra sıkılmaya başladı. Öyle değil mi? İçsel bir bağ kuramamış olanlarımız. Keyfini, zevkini, alışkanlıklarını hep dışarıya göre, dışarılıklı bir biçimde kurgulamış olanlarımız bir müddet sonra bir takım endişeler duymaya başladılar. Ama eviyle olan bağını, bunu iç dünyamız olarak da okuyabiliriz. İç dünyasıyla olan iletişimini, derinliğini kimi zaman sanatlar üzerinden, kimi zaman kitaplar üzerinden, kimi zaman başka insanlar üzerinden dostlukla, sevgiyle, kültürle, medeniyetle kurmuş olanlarımız bu süreci biraz daha kolay atlattı. Atlattılar diyorum çünkü bu kısa sürmedi. Bir müddet sonra herkes artık evde kalmak durumuyla yüzleşti. O zaman ne yapabileceklerimiz sorusunu sormaya başladık. Ne yapabiliriz? Yani bu süreci daha iyi ne şekilde geçirebiliriz? Sosyal medyadan sizler de mutlaka takip ettiniz. İnsanlar hep birbirlerine artık kitap önermeye başladılar. Film değil mi? Film önerilerinde bulunmaya başladılar. Demek ki diyorum ben
kitapla, sanatla, ne bileyim şiirle, işte o boşluk dediğimiz, o biraz evvelki kısımda konuştuğumuz o hayatın anlamına dair nitelikli, kalıcı, yani modern dünyanın bizden uzak tuttuğu, sevgiye dair, dostluğa dair, içtenliğe dair, fedakarlığa dair, başkasını düşünmeye dair ne kadar duygu değeri varsa bunların arayış ihtiyacı içerisine girdi ve sanata yöneldi. Onun için modern dünyanın bize unutturdukları, insan kelimesinin içerisine sığdırabildiklerimiz neyse onların tamamına yakınını sanat aracılığıyla duyma ihtiyacı içerisine girdi. Çok dikkatimi çekmişti, belki söylersem hatırlayacaksınızdır. Londra'da olması lazım. Hastanedeki 48 saate yaklaşan nöbetinden sonra evdeki bekleyen çocukları için alışveriş yapmak üzere markete giden bir sağlık çalışanının videosunu hatırlıyorum. Ağlayarak çekmişti video arabasının içinde. Hatırladım. AVM alışveriş merkezine girdiğinde rafların boş olduğunu ağlayarak çekmiş olduğu videoyla tüm dünyayla paylaşmıştı. İşte bu çok önemli, anlaşılması gereken bir duygu değeri. Birileri sizin için, sağlığınız için, içerisine girilen kaotik ortamlar için, endişeye sevk eden, ne olduğu anlaşılmayan, insanların kafasından netleşmemiş olan bir problem için orada fedakarane bir mücadele verirken, sunarken, ama diğer taraftan sizin hiç bitmeyecekmiş gibi tüketme ihtiyacınız, ihtirasınız, sevgisizliğiniz, fedakarsızlığınız insanların artık dayanamayacağı bir noktayla bizleri yüzleştirdi. Bunun örnekleri çoğaldı bir sonraki dönemlerde, değil mi? Birçok ülkeden de buna yönelik görüntüler gördük. İşte Canan Hanım, burada insanlar nefes alabilmek için sanata yöneldiler. Fakat burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. İnsanlar bu duygu değerlerini, bu kıvamı, bu niteliği devam ettirebilmek için işte böyle şaşkınlık anlarında, böyle endişeli zaman dilimlerinde, evlerine kapandıklarında, içlerine yöneldiklerinde bu durumla sadece o ana mahsus bir biçimde meşgul olmaları yetmez. Yetmez. Bunun devamının gelmesi lazım hocam. Evet, kesinlikle. Kassandra damgasında çok güzel bir şey söyler Cengiz Aytmatov. Evet, insan olmak çok kıymetlidir der ama esas olan her zaman insan kalmak. Sanat aracılığıyla kurmuş olduğumuz ilişki, evet, bizi bir insanlık mesabesine, seviyesine yükseltir. Bu bir yükselişidir. Ama orada kalmamız için de sanatla, okumayla, öğrenmeyle, merakla ilişkimizi devam ettirmemiz gerekir. Hani kitap okumak karakter inşa eder diye bir başlık vermiştik. Ya da okuma kültürümüzün ne olduğu üzerine konuşalım diye bir öncesinde fikir alışverişinde bulunmuştuk. Tam da bu kültür bu noktadan sonra gelişir. Yani sanatla kurulan ilişki, kitaplarla kurulan ilişki, bunlar aracılığıyla dünyayı sorgulamaya yönelik, üzerine tefekkür etme gayretiyle önümüzde açılan kapıları yoklama, içerisine dahil olmaya yönelik girişimimiz bir ana, bir zaman dilimine, başlangıcı ve sonu belli hafta sonlarına, evde olduğumuz zamanlara indirgenirse maalesef bir kültür gelişmez. Ben onun için bu içerisinden geçtiğimiz zaman dilimlerini bir nimet, bir fırsat olarak da görülebileceği noktasında zaman zaman fikir beyan ediyorum. Çünkü insanlar biraz evvelki söylemiş olduğum o eksikliklerinin farkına vararak artık böyle bir hayat yaşamamamız lazım. Dünyaya artık bu kadar duyarsızlıktan, bu kadar hedonist bir bakış açısından kurtarmamız gerekir düşüncesine daha fazla sarılarak kitaba en azından yönelmelerinin olacağını. Evet. Önceden siz de Twitter'da böyle bahsetmiştiniz. Boş zamanlarda, evet, boş zamanlarımda kitap okurum düşüncesi. Şimdi artık saniyemiz bomboş evde kalanlar için özellikle söylüyorum. Tam tersi bir duruma evriliyor kitap için boş zaman yaratmak haline. Bu merak etme duygusunu devam ettirmek, kitap okumaktan sıkılmamak nasıl mümkün olacak? Bu, evet, başlık dediğiniz gibi okuma kültürümüz ve karakter eğitimimiz olarak kitabın yeri demiştik. O mihvarda konuşmaya devam edecek olursak, madem öyle, nasıl karakter eğitimi olarak kitap karşımıza çıkacak bu durumda?
Tam soramadım soruyu ama yani bizi nasıl eğitecek kitaplar? Hangi kitaplar eğitecek? Ne okursak eğitiliriz? Evet. Şimdi bu sorunun bir cevabı yok aslında. En başta konuştuğumuz meseleyle ilgili diye düşünürüm hep bu. Zaman zaman kitap önerileri sorulduğunda da zaten ben çok cevap veremem. İnsan neyin ihtiyacı içerisindeyse onu tamamlamak üzere bir arayışa girecektir. Ama bakın bir örnek geldi aklıma. Bizi dinleyen sevgili dostların da en azından seyretmiş olacağını ümit ettiğim bir roman, Yaprak Döküm. 1930 yılında Reşat Nuri Güntekin tarafından yayınlanan bir romanımız, Yaprak Dökümü. Neden en azından seyretmiş olabileceklerini düşünüyorum dedim. Çünkü çok değil, hatta bu dönemde tekrar oynatıldı bir dizi olarak biliyorsunuz. En azından oradan bir aşinalık olabilir. O romanın Ali Rıza Bey adında bir kahramanı vardı hatırlarsanız. Evet. Ali Rıza Bey kaymakamlık yapmış, devletine, milletine, memuriyetine olabildiğince sadık, kendisine emanet edilen değerlerin farkında ve bunlar içinde çok ciddi sorumluluk taşıyan bir karakter olarak çiziliyor romanda. Dizide de öyleydi hatırladığım kadarıyla. İzlemedim tamamını ama romanda böyle. Bir cümleyle Ali Rıza Bey şöyle anlatılıyor romanda. Hayatta paradan da çok daha kıymetli şeyler olduğuna inanıyorum ve buna inanarak öleceğim. Şimdi Ali Rıza Bey'in tavrı bu. Fakat bunu karakter olarak mı değerlendirmeliyiz? Efendim? Bunu bir karakter olarak, bir X karakteri olarak görüyoruz, tanıyoruz. Evet, bir de karakter. Evet, bunun bir karakter inşası. 1930'larda çizilen bu karakterin her ne kadar 21. yüzyılda karşılık bulup bulmadığını bilmiyoruz. Hayatta paradan da daha kıymetli işler olduğuna inanıyorum ve bu inancımı devam ettirerek öleceğim. Fakat çocukları var, değil mi? Leyla var, efendim Hayri Hanım var, Necla var, Şevket var. Hayri Hanım eşi Leyla, Necla ve Şevket çocukları. Şevket oğlu şöyle bir cümleyle babasına itiraz ediyor romanda. Evet, bir babanın evladına bırakacağı isim, ünvan, nam önemli. Para yoksa bunlar evet önemlidir ama bunlar bir nesli, bir bilemedin iki dönem idare eder. Bu dönem geçtikten sonra bunların artık hiçbir kıymeti kalmaz. Şimdi bakın iki farklı hayatı algılayış biçimi. Roman aracılığıyla önümüze kondu. Şimdi romanı bir kenara bırakalım. Hani karakter inşası dedik ya. 17-18 yaş aralığında olan genç, dinamik, hayatı olabildiğince böyle bütünlüklü bir şekilde neşesiyle, keyfiyle yaşamaya çalışan bir genç düşünelim. Evket Bey gibi düşünmüş olsun. Para çok önemli. Hayatta o olmadan masumiyetinde, ahlakında çok önemli kıymeti, değeri bir noktaya kadar devam eder ama sonra bunlardan bir şey elde edemezsiniz şeklinde düşünsün ve hayatını bu şekilde geçirmek için bir takım arayışlara girsin. Ki romanda da Şevket zaten bunun arayış içerisine girer ve çalıştığı bankayı değil mi dolandırır, evet. Efendim yolsuzluk yapar. Ve biraz tabii eş faktörü de önemli burada, onun da teşvikiyle. Tabii, çünkü hayat algılayış biçimi ise onun etrafında da öyle bir ortam oluşur. Ve dolayısıyla telafisi mümkün olmayan hatalar yapar. Bunu romanı bir kenara bırakarak bir gencin gözüyle söylemiştik. Ama gençlerimiz tecrübe etmeden romanlarla bir ilişki kurabilme biçimini anlayabilseler, romanlarda iki farklı hayatı kavrama biçimi sonucunda nelerin ortaya çıkabileceğini bizzat tecrübe etmeseler bile zihinsel olarak, mana olarak deneyimleyebilirler. Bilmiyorum ifade edebildim mi? Evet evet yani, hocam, bu çok iyi anladım. Bu işte sanatın hakikaten çok önemli bir tarafıdır. Şimdiki gençlerimizin çok ihmal ettiği bir alandır bu. Roman okumamak ya da hikaye kurgusu üzerinden şiirin o çağrışımları üzerinden kendi dünyalarına derinlik katamamak çok önemli bir eksikliktir. Bunlar olmadığı takdirde hangi ideolojik fikrin ardından gidersek gidelim, ona
bütünüyle inanmış, sahici bir biçimde onun niteliği hakkında fikir sahibi olmuş olamayız. Sanat eserleri bize yaşayamayacağımız, tecrübe edemeyeceğimiz hayat modelleri sunarlar. Biz hocam, bir de içinde dinle, yaşadığımız toplumu da öğretir. Özür dilerim, kesiyorum sözünüzü ama yani dünya klasiklerini okuduğumuzda, öncesinde Türk klasiklerini okuduğumuzda bu ülkenin nereden nereye geldiği, hangi şartlarda nasıl, hem kültürel olarak nasıl değiştiği, hem de belki coğrafi olarak nasıl değiştiğine ilişkinde birçok bilgi sahibi olabiliriz. Yani yakın tarihimizle alakalı da çok güzel romanlar okunabilir. Keza dünya klasikleri içinden de çok güzel romanlar, dünyayı algılayabilmek için. Hani evet, o karakterimiz oluşurken bir de dünyanın içinden geçtiği krizler, buhranlar, o zorlu süreçlerde insanlar ne yapmışlar. İşte bu süreçte korona günlerin, özür dilerim, kolera günlerinde aşk kitabı mesela çok fazla. İşte veba salgının olduğu yıllarda o kadar çok kitap yazılmış ki çünkü bunun hakkında. Evet. Bugünler bakalım nasıl yazılacak, kim tarafından yazılacak, onu da merak ediyoruz. Yıllar sonra nasıl okuyacağız bakalım. Çok yıllar sonrasına kalmaz diye düşünüyorum. Çünkü modern zamanlar biliyorsunuz böyle bir tüketimi de çok çabuk dolaşıma sokabiliyor. Evet, çok haklısınız. İşte sanat dediğimizde, roman dediğimizde böyle bir karakter inşasının, böyle bir karakterlerin rol modeli edinme imkanı var. Tabii burada en baştaki söylemiş olduğum noktayı önemsiyorum. Buraya hatırlarsanız ölüm düşüncesinden gelmiştik. İşte bu arayış, bu anlam alanı bu tür eserlere, sanat eserlerine muhatap bulunan okurun anlam alanıyla ilgilidir. Yoksa romanların anlam çeperleri vardır, anlam alanları vardır. Bu anlam alanlarına biz düz bir okumayla yaklaştığımızda da mutlaka ondan bir şey öğreniriz. En azından keyif duyarız. Ne bileyim, Yaprak Dökümü aklıma geldiği için onu örneklemiştim. Ali Rıza Bey'in bu tavrını merak ederiz. Ya ne kadar doğrucu bir adam, doğrucu Davut diye bir şey vardır ya, hani Anadolu'da söylenir. Ya da işte helal olsun ya, bak adam hiç taviz vermedi falan deriz. Ama ikinci anlam alanları, üçüncü anlam alanları da vardır. İşte bunun için yakın okumalarla, nitelikli okumalarla sanat eserlerine yaklaşmamız gerekir. Bunun ne için... hocam bunlar nitelikli okumadan kastettiğimiz? Yani elimize bir kağıt kalem alıp okuduğumuz yerlerden notlar çıkarmak mı, yoksa hani bir kitap okumanın çeşitlerini de o zaman konuşalım dilerseniz biraz. Hani neden kitap okumaktan sıkılıyoruz başlığı altında da konuşulabilir bu. Hani elimize kitabımızı alıp çayımızla kahvemizle böyle en rahat köşede oturup okumak mı? Yoksa gerçekten ciddi bir iş olarak görüp masa başına geçip hani konsantre olarak kalemli kağıtla okumak mı? Şimdi tabii kitap okurken sıkılma meselesini ben şöyle değerlendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle sanal dünyanın keşfinden sonra, bu hakikaten keşiftir çünkü, verili olan bir dünyaya alternatif bir dünya inşa edilmiş oldu, sanal dünya. Orada insanlar eğer kendi kimliklerinin sahiciliğiyle ilgili bir endişeleri, bir düşünce durumları oluşmamışsa, farklı kimliklerle orada yer alma imkanı bulabiliyorlar. Bu muazzam bir varoluş imkanı. Yani reel hayatta, gerçeklikte ne iseniz, onu beğenmiyorsanız siz sanal dünyada istediğinizi olabiliyorsunuz. Yani değil mi? Çok farklı kimliklerle var olabiliyorsunuz. Şimdi bu insanın algısını maalesef parçalayarak olabildiğince minimize bir hale getiriyor. Yani insan, bu dönemin insanı diyeyim, sadece kitap okurken değil, nitelikli bir iş yaparken de sıkılıyor. İfade edebiliyor muyum? Sadece kitap okurken değil, ders çalışırken de sıkılıyor. Her şey o kadar hızlı ki, yani sadece telefonlarımız ya da tabletlerimiz değil. Çünkü artık yani bunun hızı, yaş ortalaması kaça düştü kullanma yaşı bilmiyorum ama hani çünkü aileler bu konuda bir dönem kısıtlayıcılardı. Evet. Diyelim ki işte ortaokuldan itibaren çocukların çünkü derslere de konsantre olmasından dolayı yana öğretmenler o kadar şikayetçi ki. Yani çünkü her şey elinizin altında ve sadece saliselerle bakıp geçiyorsunuz ve daha ziyade görsele dönük. Evet.
objeler var karşınızda. Dolayısıyla hani böyle uzun uzun satırlar, ağır ağır cümleler okumak bu devirde hakikaten zor. Zor, doğru, haklısınız ama bu bizim algımızı da maalesef parçalıyor. Cemil Meriç'in bir sözü hatırıma geldi. Nitelikli okumadan bahsederken Cemil Meriç ya da kıymetli işler ortaya çıkmak üzere bir eyleme geçilmesi gerekirken hiç lafı evip gevelemeden şunu söyler. Oturursun masanın başına der, açarsın kitabını önüne, alırsın kalemini, kağıdını, tefekkür ederek eskilerin müzakereli dediği, yani okuduğun üzerine düşünce biçimi geliştirerek bir okuma yaparsın. Ancak oradan nitelikli işler çıkar der. Şimdi burada şöyle bir şey anlaşılmasın. Yani bu teknolojinin karşıt bir görüşü içerisinde değiliz. Elbette. Yani muhtemelen belki kısa bir zaman sonra bu şimdilerde yoğunluk kazanan e-kitap formatındaki metinler, kitaplar olabildiğince hızlanacak. Yani şu değil mi? Buluşmayı dahi teknolojinin imkanlarını kullanarak yapıyoruz. Korona günleri, bu salgın günleri bu imkanların aslında ne kadar da faydalı bir biçimde kullanıldığında isabetli işler olduğunu bizim önümüze koymuş durumda. Fakat şöyle bir şey var canım. İnsan algısını bunlara teslim ettiği oranda nitelikli işler yapmaktan uzaklaşıyor. Çünkü zihnimizin çalışma biçimi de böyle. Bir kitap okumaya başladığımızda eğer telefonumuz yakınlarımızda ise beşer dakikalık, onar dakikalık, belki daha kısa aralıklarla ona şöyle bir göz atmadan kitaba yoğunlaşmak çok mümkün olamaz hale geldi artık. Yani modern insanın bu anlamda algısı sürekli parçalanıyor ve bölünüyor. Baştaki söylediğim hususa tekrar işaret edecek olursam, hatta modern insandaki ortaya çıkan bir karakter biçiminden söz ediliyor artık. Bezgin karakterli insanlar. Ya Bezginin manası evet değil mi? şu. Evet, Doğru neyin söylüyorsun. gerçek, neyin değil, neyin güzel, neyin çirkin, neyin daha estetik, neyin çirkin ya da erdemli olup olmadığı üzerine fikir geliştiremeyen bir artık karakter tipinden bahsediyoruz. Bunu çevremize baktığımızda da görmemiz çok mümkündür aslında. Şimdi elbette bir takım istatistiki değerler var. Son yıllarda kitap okuma oranları çok artıyor örneğin. Okunan kitapların sayısı artıyor. Çok satanlar kısımları değil mi? Her kitapçıda sürekli güncelleniyor falan. Ya Bu ama ayrımı yapmamız gerekir mi bilmiyorum ama nitelikli okumaktan bahsediyoruz ya, nitelikli kitaptan da belki bahsetmemiz gerekir. Yani okuma oranları artıyor ama ne okuyoruz? evet, çok doğru. Ne okuyoruz? Şimdi çok güzel bir bakış açısı var aslında burada. Bunu İmam Gazali Hakikat Bilgisine Yükseliş adlı eserinde de söyler. Michel Foucault Kendiliğini Bulmak adlı eserinde de söyler. İkisinin de ortak söylediğini ben şöyle mealen ifade edeyim. İnsan der, okumalarıyla başlangıçtaki insan olmaktan çıkıp başka bir şeye dönüşüyorsa, bunu olumlu manada, yani daha fazla insan oluyorsa, daha fazla ruhunun haberdarı içerisine giriyorsa, eksilmiş, zedelenmiş yanlarıyla daha çok haberdar oluyorsa, nitelikli bir okuma gerçekleştirmiştir. Daha Ya çok da acı çekmeyi de dahil edebilir miyiz hocam bunun içine? edebiliriz tabii, acı insanın dışında bir şey mi? Canım öyle değil mi? Yani insanın geçmişi, mazisi. Şimdi inanın sizinle konuşurken yayının başında almış olduğum o vefat haberi halen bilincimin bir tarafında. Bir yandan konuşuyorum ama vefat eden dostumla geçirdiğim hatıralar hakikaten zihnimi şu an geliyor, hücum ediyor. Evet. Yani bu bizim insan yapımızla, fıtratımızla, beynimizin yapısıyla ilgili bir şey. Bizler geçmişten kendimizi tamamen müstani, tamamen bağımsız tutabilen insanlar, canlılar değiliz ki. Diğer canlılardan ayrılan en önemli tarafımız bu zaten. Üç hal üzerinde biz Anılarımız var devam ediyoruz. hocam, bizim hafızamız var, anılarımız var, yaşanmışlıklarımız var, onlara atfettiğimiz değerler var, var da var. Evet, çok Buradaki haklısın. acıdan kastettiğim şey biraz daha hani farkına varmak, vicdanen çekilen bir acı. İşte belki bir romanda geçen bir fakir hayatından duyulan üzüntü, ya da bir kimsesizliğin, ya da bir yalnızlığın, ya da bir kara sevdanın,
veya bunlar böyle çoğaltılabilir. Hani insan bildikçe rahatsız olur ya. Buradaki rahatsızlıktan ne kastettiğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Rahatsız olur, rahatsız eder, öyle değil mi? Bu işte konforu bozan bir şeydir. Çok affedersiniz, aklıma geldiği için unutmamak adına araya girmiş olayım. Hani dediniz ya, nitelikli kitap ya da nitelikli yazar. İşte aslında bir ölçüt, bir turnusol diyebileceğimiz bir kağıt ortaya koymuş oldu. İnsanı bu üç hal üzerine, yani mazisiyle, haliyle ve istikbaliyle, geçmişiyle, şimdisiyle ve geleceğiyle çepeçevre kuşatan ve ona bu yönüyle ruhunun aksettirdiklerini ifade eden, muhatap olduğunda da onu çepeçevre kuşatıp içerisine çeken kitaplar, acaba nitelikli kitaplar sınıfına girebilir mi? İnsanın bu yönünü kavramış olan yazarlar, acaba nitelikli yazarlar sınıfına girebilir mi? Ya da sen çok mükemmel bir varlıksın, gününü gün etmelisin, şimdiyi bir değerlendirmelisin şeklinde insanın sürekli o bencilliğini ya da o hedonist tarafını öne çıkaran ama çok satan kitaplar acaba geleceğe ne kadar kalacak? Öyle değil mi? Yani bir Dostoyevski'nin olduğu yerde, bir Tolstoy'un olduğu yerde, bir Shakespeare'in olduğu yerde, bir Jack London'ın olduğu yerde, tarafa geliyorum, bir Tanpınar'ın olduğu yerde, bir Sebahattin Ali'nin olduğu yerde, bir Sait Faik'in olduğu yerde, Ömer Seyfettin'in olduğu yerde, Oğuz Atay'ın olduğu yerde, İsmet Özel'in olduğu yerde şiirleriyle, Turgut Uyar'ın olduğu yerde, Sezai Bey'in, Sezai Karakoç'un olduğu yerde, biz gündelik bir takım insani duyguların peşi sıra gidip içerisinden çıkmış olduğu medeniyetle, kimliğinin inşa edilmesine imkan veren unsurlarla hemdem olmadan günübirlik bir takım unsurları modern insanın önüne getirip koyan ama çok satan, çok popüler olan eserleri yan yana getirebilecek miyiz? Mesele bu. Onun için diyorum, insanın hangi anlam arayışı etrafında peşi sıra ilerliyor ise okuduğu, muhatap olduğu kitaplar da ona göre şekillenecektir. Ama insan orada kalmak durumunda değildir. Algısını daha üst seviyeye çekmekle, düşünerek, soru sorarak, daha üst bir perdeden kendisine yakışanı, kendisinden bekleneni ortaya koyabilir. Soru çok net. Süreyya der ya hocam, 1931 yılında doğdum, 1944 yılında Dostoyevski okudum, o gün bugün huzurum yok. Değil mi? Doğan Bey'le, Doğan Hızlan'la TRT'de yapmış olduğu söyleşi de söyler bunu, değil mi? Soru çok net aslında. 13. yüzyılda yaşadığını bildiğimiz, tam kesin bir kanaatimiz olmasa da, Yunus Emre, asıllar evvel söylemiş. Yunus, sen bu dünyaya niçin geldin? Niçin geldin? Soru bu. Yani anlamı aramak için mi geldin? Bak sonra kervan geçer, dağlar başında kalırsın demiş, değil mi? Göçlü kervan kaldık dağlar başında diyor Yunus ondan sonra. Eğer bu sorunun cevabı tam olarak anlaşılmazsa. İvan İliç'in Ölümü adlı hikayesinde çok net bir soru sorulur. İvan İliç tam ölüm döşeğindedir, tam ruhunu teslim etmek üzeredir. Aklına bir soru gelir. Ya hak ettiği gibi bir hayatı yaşamadıysa? Soru çok net. Tanpınar huzurda Mümtaz üzerinden sürekli bu sorunun ardı sıra gider. Hikayelerinde bu soruyu sorar. Bir Yol adlı bir hikayesi vardır. Çok hakikaten bizi dinleyen dostların da okumasını çok arzu ederim. Ömrünü ne yaptın diye bitirir hikayesini. Atsız kahramanı üzerinden Tanpınar. Şimdi bunlar nitelikli okurun metnin içerisine dahil olduğunda, yorum yapmak adına bir metinle kendi arasında, kendi boşluk dediniz ya, boşlukları kapamaya gayret ettiğinde cevaplanması gereken esaslı sorulardır. O nitelikli kitapları okurken de o boşlukları çok fazlasıyla görüyorsunuz zaten hocam. Şimdi hani sıfırdan başlayan birine de tamam sen İsmet Özel'le oku, tabii ki okunsun ama hani sıfırdan birine de İsmet Özel oku dediğimizde birçok nitelikli okurun dahi anlamakta güçlük çekeceği bazı noktalarda
İnsanları hani o okuma seviyesine de biraz alıştırmak gerekmez mi? Çok haklısınız. Başlangıç seviyesi, orta seviyesi. Doğru. Tabii ki. Elbette. Çünkü ismini bile anarken korktuğum yazarlardan, üstadlardan biridir. Her şeyden yaşarken oldu. Bunu bilsin insanlar diyor en azından. Yani böyle bir iddiası var. Ben yaşarken koptu tufan, ben yaşarken gök yarıldı, çamura can verildi diye devam ediyor. Şimdi tabii çok haklısınız. Ama dikkat ederseniz bir okuma kültüründen de bahsediyoruz aynı zamanda. Bir kültürün oluşması kolay bir şey değil ki. Sabahtan akşama oluşmaz zaten. Onun için bu mesele üzerine kafa yoran eğitimcilerimizin bir takım tavsiyeleri var. Yani okuma, öğrenme, merak etme, o kelime çok hoşuma gider. Onu burada kullanmak istiyorum. Eskilerin kullanmış olduğu tecessüs kelimesi. Tecessüs, casus kökü de buradan gelir. Araştırma, el yordamıyla böyle peşine düşerek işaretleri yoklama. Tecessüs yani merak etmek demek. Bu duygu değeri, bu bilinç düzeyi gençlerin elbette 17-18 yaşından sonra da elde etmeleri mümkündür. Ama bir kültürün oluşması için bunun çok erken yaşlardan itibaren en azından aile ortamında tesis edilmesi gerekir. İlkokul öncesine yönelik bir takım çalışmaların yapılması en azından aile ortamında resimli kitaplarla, hikaye anlatımlarıyla, ilkokul düzeyinde bir takım okuma modelleriyle, ortaokulda daha sonra okuma modelleri biraz daha derinleştirerek, lise seviyesinde bu bir üst çıtaya daha çıkartılarak ama üniversite seviyesinde de geldiğinde artık okurun kendi okuyacağı metni seçebileceği seviyesine kadar gelmesi arzulanır. Bir kültür ancak böyle olur. Evet, yani çocuk eve geldiğinde ya da evde anne ve babasının elinde kitap görmediği müddetçe o kültürü aşılamamız gerçekten çok zor. Yani öğretmenler evet çok çaba sarf ediyorlar. Biliyorum Türkçe öğretmenleri, edebiyat öğretmenleri. Çünkü edebiyat öğretmeni olmak hakikaten bambaşka bir his. Çok kıymetli. Yani öğretmenlikler içerisinde benim en çok kıymet verdiklerimden, branşlardan biri. Hepsinin yeri ayrı ama. Çünkü onların biraz daha çocuklar üzerinde, gençler üzerinde daha farklı böyle duygusal bir yakınlığı var. İşte romanlarla buluşturmak istiyorlar, yazarlarla, şairlerle buluşturmak istiyorlar. Farklı bir çaba sarf ediyorlar. Yani iki kere iki dördü öğretmekten daha başka bir şey öğretiyorlar. Çünkü evet siz bir şey anlatıyorsunuz ama karşısındakinin hayal dünyası, algısı neyse, işte o başta bahsettiğimiz anlam bulmak için doğduğu yer, zaman, mekan neyse ona göre bir anlamlandırma çıkartıyor ortaya. Çok haklısınız. Hadi bir kural artık kaideye de dönüşmüştür aslında. Kural olmuştur. Çocuğa bir şey anlatmayın. Yapın. O zaten anlayacağını, yapacağını modelleyecektir diyoruz ya. Çok haklısınız. Eğer içerisinde kitabın olmadığı bir ev ise çocuğun bulunduğu ev ya da ebeveynlerinin, anne ve babasının, büyükleri varsa abisinin, ablasının kitapla arasındaki o ilişki onun görebileceği şekliyle tesis edilmemişse zaten bir kültürün oluşması çok kolay değildir. Yani ilkokul öncesi çocuk. Yani bırakalım ilkokul öncesi. Aslında bu hayatımız boyunca devam eder bana göre. Hep modelleriz. Yani yaşımız ilerlese bile yine birilerine bakarız, takip ederiz. Onlar ne diyormuş diye merak ederiz. Yani modelleyerek öğrenme, görerek öğrenme esaslı bir öğrenme biçimidir. Hele ki bu ilkokul öncesindeki çocuklarda çok daha önemlidir. Mevzumuz kitap olduğu için de eğer çocuk evde kitabın okunduğunu görüyorsa ister istemez kitaba merak edecektir. Kesinlikle öyle. Yani benim yeğenim 5 yaşında, işte 6 oldu. Ablası çok fazla kitap okur ve büyüyünce ne olacaksın sorusunun cevabı mesela birçok çocukta duymadığınız bir cevaptır. Ablamla kitapçı açacağız der. Ben kitapçı olacağım der. Evet. Ben bunu duyduğumda mesela şok olmuştum. Önce baba mesleğini yapmak istiyor. Sonra olmazsa ablasıyla kitapçı açmak istiyor. Çünkü görüyor yani her yer kitap. Bu çok doğal ama. Şimdi tabii bunun olmadığı ortamların olduğunu, sayıların çok olduğunu düşündüğümüzde böyle bir okuma kültürünün de gelişmesi çok mümkün olmayacaktır. Ama son yıllarda buna yönelik ciddi bir takım bilinçlenme var. Bizim toplumumuzda da var. Tabii bizi anladığım kadarıyla Amerika'dan, yurt dışından da takip eden dostlarımız, katılımcılarımız evet, var. Evet, onlar için de öneriler isteyelim sizden.
Onlar için ben 2012-2013 tarihleri arasında misafir öğretim üyesi olarak Texas Üniversitesi'nde bulundum. San Antonio'da. Orada o tarih aralığında bulunduğumda en çok hoşuma giden husus kitapçılardı. Kütüphaneler. 24 saat haftanın 7 günü açık olan kütüphaneler. Kitap evleri. Üniversitelerin kütüphaneleri, halk kütüphaneleri ve kitap satılan mekanların çok görselinin hakikaten çok güzel olduğu mekanlar haline dönüştürülmüş olması. Çocuklar kitapçı olduğuna inanamazsınız yani, evet, değil mi? Çocuklar çok rahat hareket edebildiği mekanlardı buralar. İstediği kitabı raftan indirir, karıştırır, zarar vermeden okur. Bir köşede onu modelleyen bir takım karakterler hayata geçirilir. Bu tür imkanların sayısının çok fazla olduğunu görmüştüm. Çok arzu etmiştim. Keşke benim ülkemde de bunlar olsa diye. Ama çok şükür artık Türkiye'de de var. Yani bizim üniversitelerimizin de kütüphaneleri bu salgından önce elbette. Birçoğu Ankara'daki kütüphaneler özellikle 24 saat artık kütüphanelerini açmaya başlamışlardı. Büyük kütüphanelerimiz kitaba ulaşma imkanını olabildiğince son yıllarda hakikaten çok üst seviyelere çektiler. Bizi dinleyen yurt dışındaki dostlarımıza özellikle bu imkanlardan çok daha fazla yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Çok hoşuma gitmişti. Ama öncesinde kesinlikle şunu tavsiye ediyorum. Türkçe, yani Türk dili, insanın ana dili, hani kitap okumanın modellendiğini falan konuşuyoruz ya, dil de böyle modellenerek aslında öğreniliyor. Bizler ana dilimizle konuşuyor, ana dilimizle bilim yapıyor, ana dilimizle düşünüyoruz. Ne kadar çok yabancı dil bilgimiz olursa olsun bizim düşünce yapımız ana dilimiz üzerinden şekilleniyor. Duygularımızı da her zaman o dilde ifade etmek istiyoruz. Yani siz kendi dilinizde dediğiniz gibi ne kadar iyi başka dili bilirseniz bilin, sevdiğinizi de nefret ettiğinizde birden farkında olmadan kendi dilinizle söylediğinizi fark ediyorsunuz aslında. Evet, bir de burada şöyle de bir şey var Canan Hanım. Bir çocuk diyelim artık. içine doğmuş olduğu dünyanın dilini konuşuyor olsa da, yani diyelim Amerika'da doğuyor bir çocuk ve doğduğunda orada hep İngilizce konuşuluyor. Ama ailesi Türkçeyi konuşuyorsa, yani ana dili konuşuluyorsa o ortamda, o mekanda, o evde çocuk sürekli o ana dilini konuşma temayülü gösteriyor. Yani coğrafyada Türkçe konuşulmuyor olsa bile. Onun için biz ana dilimizi çocuklarımıza olabildiğince üst seviyede öğretmek durumundayız. Bu nasıl mümkün olur? İşte bu da üzerine konuştuğumuz sanat eserleriyle mümkün olur. Kesinlikle. Nitelik romanlarımızla mümkün olur. Ve ben yurt dışındayken, özellikle Amerika'dayken Türkçe kitap bulmak konusunda da Türk halkının bazen zorlandığını görüyordum. Böyle işte bazı sosyal medya gruplarında kitap alışverişi, yani bir kitap o kadar çok el değiştiriyor ki bu hem güzel bir şey, bir yandan da hüzünlü bir şey. Yani Türkiye'den her şey normale döndüğünde, uçuşlar açıldığında, bu salgın bittiğinde Amerika'ya gidecek olanlar ya da herhangi yurt dışına, ülke dışına çıkacak olanlar varsa lütfen ceplerinde bir kitap götürsünler. Orada birine hediye etmek için, vermek için, bir kafeye bırakmak için. Hani varsa yeriniz, bir kitap içinde vardır mutlaka. Evet. Ben de çünkü gittiğimde çok götürmek istemiştim. Bu da böyle bir en azından öneri olsun. Evet, çünkü biz dili sadece konuşarak anlaşma sağlayan bir unsur olarak değerlendiriyoruz ama öyle değil. Bir millet olma bilincimizin, bir coğrafyanın mensubu olma şuurunun dille bir nesilden bir sonraki nesle aktarılma meselesi çok kıymetli bir unsur. Yani dilin içerisinde medeniyetimiz gizli, kültürümüz gizli, kodlarımız gizli. Yunus'un dilinden bahsettim değil mi? Yunus'un ilahilerinden, şiirlerinden bahsettim. Dede Korkut metinlerinden bahsediyoruz. Destanlarımızdan bahsediyoruz, türkülerimizden bahsediyoruz. Düşünsenize bunların birçoğundan haberdar olmadan yetişen çocuklarımız var. Şimdi bunlar nasıl bir aidiyet duygusu hissedecek? Kendi kimliğine, kendi kültürüne dair. Hani karakter oluşumu dedik ya Canan Hanım. Karakter oluşumu belirleyen en önemli unsurlardan, noktalardan bir tanesi aidiyet duygusu. Bunu şu anlamıyla kesinlikle söyleyip altını çizmiyorum. Yanlış anlaşılsın istemem. Bir yere ait olmak. Kesinlikle zaten en mutlak manada karşı durduğum taraf o. Ama bir milletin mensubu olma biçimi çok kıymetli bir şeydir.
Her ne kadar şair bilemedim nerenin yerlisiyim, mezarım olmadı kendi yerimden başka dese de insan bu dünyada bir mensubiyet arar. Bunu arayış içerisinde eğer derinlikli bir düşünme biçimi geliştirmiyorsa çok rahatlıkla bir futbol takımı tutar gibi, yani taraftarlık güdüsüyle bazen bir cemaate, bazen bir siyasi örgüte, bazen bir ne olduğu belli olmayan saçma sapan oluşumlara kapılabilir. Ama bu mensubiyetin en üst zirvesi ve olması gerekeni bir millet fikridir. Ve bizim milletimiz, bizim kültürümüz de 10 asırdır, 12 asırdır, çok daha öncesinden itibaren bu şuurun içerisinde coğrafya ile birlikte teşekkül etmiş olduğu bir millettir. Ve bu nesilden nesile aktarılarak işte içerisinde bulunduğumuz coğrafyayı bir kimlik haline dönüştürmüştür. Şimdi zaman zaman görüyorum, gençlerimizden de görüyorum, kendi öğrencilerimizden de görüyorum. Bu aynı zamanda gençlerimize bir istikamet, bir ideal, bir ne diyeyim ona, bir ulaşılması gereken bir nokta çizdiği için de bir sorumluluk yükler. Ama bu sorumluluk kaçılması gereken bir sorumluluk değildir. Bakınız, çok affedersiniz, aklıma geldiği için paylaşırsam yerinde olur diye düşünüyorum. Adına anami denilen bir hastalıktan bahsediyoruz artık modern psikologlar. Bunun yanına afazi adı verilen bir hastalıktan, bir rahatsızlıktan bahsediyorlar nörologlar. Bunlardan ilki anami, herhangi bir davası, herhangi bir iddiası, herhangi bir mefkuresi, yani kızıl elması olmayan nesiller ya da bireyler. Amaçsız. Amaçsız, çok doğru, amaçsız. Bu amaçsızlık ister istemez insanların düşünce yapısına yansıyor. Afazi dediğimiz hastalık da o zaman çıkıyor ortaya. İnsanlar evet konuşuyorlar. Yani bir etkileşim, bir iletişim içerisine giriyorlar. Ama ne konuştukları, ne düşünce ortaya koyduklarıyla ilgili bir fikirleri yok. Bunun adı da afazi. Konuşma hastalığı. Konuşuyoruz ama bir düşünce aktarımında bulunamıyoruz. O konuştuğun şey de muhtemelen birkaç gün önce başka bir yerden, başka birinden duyduğu cümlelerdir ve onları aktarıyordur sadece. Hani kendi içselleştirdiği, süzdüğü düşünceler, görüşler değildir. Bu o kadar maalesef gerçekten doğru bir tespit ve çağımızın hastalığı. Gönül isterdi ki bu kadar birikime, mirasa, Anadolu toprakları çok zengin her anlamda. Mutfağımız, evet, kültürümüz, örf, anane, gelenekler, her mahallede değişen kendi içindeki o güzel örfler, yardımlaşma duygusu ve edebiyatımız kuşkusuz, şarkılarımız, türkülerimiz. Yani bu kadar dolu, bu kadar birikimli, bu kadar bereketli topraklardan gönül ister ki çoğunlukla, daha çoğunlukla entelektüel birikimli gençlerimiz yetişsin. İnsanlarımız bu bela umarım bir hayra çıkar. Umarım, bu zamanda evet, kendi entelektüel birikimlerini daha da geliştirmek adına kendilerine dönük yatırımlar yapsınlar. Çok haklısınız. Kesinlikle. İşte bu içerisinden geçtiğimiz süreç en azından artık bunun kaçınılmaz bir biçimde olması gerektiğini bizlerin önüne koydu. Ben zaman zaman bir araya geldiğim öğrencilerimle de, genç arkadaşlarımla da hep onu paylaşıyorum. Eğer bu üzerinde konuştuğumuz sanat aracılığıyla, edebiyat aracılığıyla konuşuyoruz. Ama bunların ben şunu ifade ediyorum. Diyorum ki hepsi sanat aracılığıyla bize tekrar duyurulabilir. Biz bunların farkına bir romanla, bir şiirle, bir hikayeyle ya da bir resim karşısına geçip bir seyrettiğimiz filmden çıkaracağımız yorumlarla, anlamlarla elde edebiliriz. Bu olmadığı takdirde dilimizi olabildiğince nitelikli kullanmadığımız takdirde en azından ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Algısı kolayca yönetilebilen insanlar haline geliyor. Değil mi? Bir reklamla bizim algımızı çok rahatlıkla alıp başka bir yere çevirebiliyorlar. Çok çabuk kanan insanlar haline geliyoruz. Ama ne içerisinde bulunduğumuz medeniyetimiz, coğrafyamız, ne de inandığımız din ya da değerlerimiz bundan olabildiğince kaçmamızı bize öngörüyor. Hayır diyor, bilinçli ol. Yani Göktürk kitabelerinden tutun, Dede Korkut masallarından, Nasreddin Hoca fıkralarından, anlatıya dönüşmüş olan destanlarımızdan, türkülerimize varıncaya kadar hepsi bizim kendi kimliğimizi, kendi değerlerimizi fark etmemiz gerektiği noktasında bir bilinç elde etmemizi öngörüyor.
Evet. Bir dönemler tabii bu entelektüel durum hani bir sınıfa özgü bir sınıfa ait karakter yapısıymış gibi düşünülebilirdi ama şu an tam tersi aslında daha çok tabana yayılabilecek nitelikte bir kolaylık ve imkan var. Kaldı ki ben günümüzün elitistlerinin entelektüellikten çok da giderek uzaklaştığını düşünüyorum. Bilmiyorum bu sınıf ayrımı yapmak gerekirse siz ne dersiniz? Çok haklısınız. Burada tabii Anadolu irfanını ayrıca belki konuşmamız lazım. Hı hı. Ama söylediğiniz husus bir romandan hareketle örnekleyeyim. Aklıma geldi. Tarık Buğra'nın Dönemeç'te adlı bir romanı vardır. Tam böyle çok partili hayata geçildiği dönemi ifade eder. Tarık Buğra çok kıymetli bir romancımız. Hı hı. Adeta Türkiye'nin özellikle modern dönemdeki dönüşümünü çekmiş olduğu fotoğraflarla, sadece modern dönem de değil aslında, Osmancık'tan itibaren, Osmanlı'nın kuruluşundan istiklal mücadelesinin verildiği dönemde dahil olmak üzere, Küçük Ağa romanıyla örneğin, Osmancık romanı Osmanlı'nın kuruluşunu anlatıyor. 1960'lara kadar, çok partili hayata geçiş sürecine kadar bir panoramasını, bir fotoğrafını çeker. Dönemeç adlı romanda Fakir Halit adlı bir karakter vardır. Anadolu'nun bir kasabasında bakkal dükkanı işletir. Öyle aydın, aristokrat, entelektüel falan filan değildir. Anadolu irfanıyla yetişmiştir. Bir ahidir. Yani esnaf olduğu için ahilik geleneğini devam ettirir. Yoksulun, muhtacın hemen yanında yer alır. Hani şimdilerde çok hoşuma giden bir davranış olarak özellikle bu Ramazan ayında gerçekleştirildi ya. Veresiye defterlerinin kapatılması ama ne kimin kapattığından haberdar olduk birçok yerde ne de kimin borcu olduğundan haberdar olduk. Bu bir ahilik geleneğidir aynı zamanda. Bunu devam ettiren bir kahramandır Fakir Halit. Ama bu kasabada bir de aydın sınıf vardır. Kasabanın belediye başkanı vardır, savcısı vardır, doktoru vardır, hekimi vardır, yöneticileri vardır. Şehir kulübü adını vermiş oldukları bir mekanda işleri güçleri kumar oynamak ve memleketin hem siyasal hem de sosyal dönüşümüyle ilgili herhangi bir bilinç geliştirememiş olmalarıdır. Fakir Halit hepsinden daha duyarlıdır. Hepsinden. Çok partili hayata geçilen bu süreçte işin ehli olan insanların burada vaziyet almasını arzu eder. Ama öbür taraftan bununla ilgili o okumuş olan kesimin bir endişesi yoktur. Yani bu entelektüel, aydın ya da halk ayrımını bizim bu coğrafyamızda yaparken biraz dikkatli davranmak lazım. Çünkü Anadolu irfanı dediğimiz, o gelenek dediğimiz, kültür dediğimiz, işin içerisinde bilgelik olan, hikmet olan, irfan olan, o insanı dönüştüren unsurların sadece bir kitabı yüzeyinden yüzeyel olarak üstün körü okumakla olamayacağının örneği çok fazladır. Onun evet. için işte onlar belki o kainatı, evreni, olayları, nesneleri, eşyaları derinlikte okuyabilme imkanını elde tutmuş olanlardır. Onların mürekkep yalamışlığı olmayabilir. İkisini aynı yere koymuyoruz ama biraz daha özde düşündüğümüzde bu coğrafyanın yetiştirmiş olduğu o irfan geleneğini de bizim mutlak manada düşünmemiz gerekiyor. Evet, göz ardı etmememiz lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Eksik kalan evet, yerler olmuştur elbet ama umarım devamını yaparız daha sağlıklı günlerde. Umarım. Çok teşekkür ederim. Hakikaten programın başında söylemiş olduğum o üzücü haberden dolayı zihnimi toparlayamamış olabilirim. Sürçülisan etmiş isek affola diyelim. Çok çok keyifli bir sohbetti. Biraz ben de tabii hani bu haber dolayısıyla üzgün olduğum için hani sizi de çok yormamaya, çok da böyle uzun tutmamaya çalıştığım sohbetti ama yine de çok sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri ve programı takip eden değerli dostları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Evet sevgili TAS TV izleyicileri, bu akşamki canlı yayınlarımızda ilk konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor İbrahim Tüzer'di. Okuma kültürümüz ve bir karakter eğitimi olarak kitap başlığı altında konuştuk. Umarım memnun kalmışsınızdır. Az sonra bir diğer konuğumuzu yayınımıza alacağız. Yaklaşık 20 dakika sonra Doktor Tolga Şahin'de COVID-19